Thank you.
Ne oluyor lan? İyi misin? İyiyim Cemal abi. Sen de iyisin. İyiyim tabii oğlum ben. Allah Allah. Yat uyu yat. Daha sabaha çok var. İyi bakmış mıyız aradığına? Bakmışız, bakmışız. Hı-hı. Hakkımızı yeme şimdi bizim burada. Peki niye baktık biliyor musun? Çünkü avradınla veledin bizim sigortamız. Eğer bize bir şey olursa, ki yani olursa diyelim. O zaman avradını da veledini de unut. Hı-hı. Bak ben seni anlıyorum Bartolo. Sen kardeşlerini satmak istemiyorsun. Ama o zaman bizi de satmayacaksın kardeşim. Bizi kollayacaksın Bartolo. Her gece bence Allah'a dua et bize bir şey olmasın diye. Hatta bence sadece buna dua et. Hı-hı. Ha, abi. Bekle geliyorum. Ne yapıyorsun? Öyle tavla falan. Ne bakıyorsun lan sen? Hayırdır? Belki abimin bir emri olur diye. Senin abinin bir emri olamaz. Uyuyor abin. Hadi. Hadi. Ha sen ciddi ciddi sabaha kadar Salih'le oturacaksın. Yok. Seninle muhabbet edeceğiz. Çök. Ne oldu? Uyku mu tutmadı? Abi aşağı inip konuşsak ya burada ne yapıyoruz biz? Aşağı inersek emin olamam. Emin olamazsam rahat olamam. O yüzden burası iyi. Burada pencere var, farkındasın değil mi? Biliyorum, biliyorum. İstersen bir dene. Yok, deneyeceğimden değil de. Bana olan güvenin, gözlerimi yaşartıyor. Sana değil, Bartolo. Etrafındakilere güvenmiyorum ben, etrafındakilere. Bayağı buradayız ya. Sen anlamıyorsun galiba ha? Bak, yarın ikindi vakti. Her şeyi istediğim gibi giderse ki gidecek. İdris Koçovalı. Kendi mahallesinde, kendi kahvesinde, kendi sandalyesinde oturup kahvesini öpürletecek. Ve ben de diyeceğim ki, baba buyur emanetin çukur. Sen inanıyor musun bu dediğine? Eğer o kimse haber uçurmazsa inanıyorum tabii. Sen babamı dinledin mi? Hı. Hayır, gerçekten dinledin mi? Yani ne dediğini. Yüzüne baktın mı hiç babam? Çukuru almak başka, İdris Koçovalı'yı o mahalleye getirmek
Gel dedin geldik. Mücahit Bey. Nedir derdin bir anlat bakalım. Bu ne? Al bunu. 2-3 parça da eşyam var. Fakire fukaraya dağıtırsın. Evi de istersen kiraya ver. İstersen sat. Ne istiyorsan alayım. Ya Mücahit bırak Allah aşkına. Nereden çıktı şimdi bunlar ya? Allah Allah. Ben gidiyorum İdris. Tamam. Ya bırak. Allah Allah. Alınganlık mı yapacaksın bu yaştan sonra? Alınganlık mı? Alınganlık ne lan? He? Alınganlık ne? Kapı kapı dolaşıp yardım edecek adam arıyorum ya ben. Alınganlık ne? Senin için ne ara öldü İdris? He? Özür mü dileyim senden? Bunu mu bekliyorsun? Özür mü dileyim senden? Biri benden yardım isterse ben ona yardım ederim. 50 yıldır böyle bu. Bunun için de kimseden özür dilemem İdris. Ya bunu bize kim öğretti? Bana, paşaya. Senin ilk talebelerin kimdi ya? Size uzanan eli geri çevirecekseniz birlikte yürümeyelim kardeşler. Bu lafı kim söyledi? Allah aşkına söyle. Kim söyledi? Ben mi söyledim? Ne var ulan? Ne var? Oğlan vurdu. Anne kızı. İkisi de öldü mü? Öldü. Mi gelirsin, gelmez misin? Gelmeyeceğim. Bekleme beni. Selim gelecek yanına. Gereği yok. Gerektiğinden değil. Gelecek. Mücahit! Üzerini giy. Gidiyoruz. Neydi bu adı? Kayhan. Nerede buluruz biz bunu? Göstereyim. Yok. Sen gelmeyeceksin. Annenin yanında kalacaksın bu gece. Hadi emmi.
Babam dedi gel diye. Biliyorum. Gel. Ne oldu? Yürüyorsun, konuşuyorsun. Eskisi gibi iyisin. Değilim. Hiçbirimiz değiliz. Ama olacağız. Kanını boşuna akıtmışsın ya. Gerekirse bizim için akıtacaksın. Konuşacağız. Geç otur şöyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Neydi adı ya? Kayhan. Kayhan. Kayhan varmış. Burada mı? Kendisi gitti, seni mi gönderdi? Tuvalete gitti. Boş ver. Günah keçisi arıyor. Haklı. Ben onun yerinde olsam aynısını yapardım. O da benim yerimde olsa o da aynısını yapardı. Salih. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yavaş. Madem hiçbirimizin gözünü uyku tutmadı. Evet. Ben de o zaman abilerime bir kıyak yapayım dedim. Yamaç. Sağ ol Medet. Afiyet olsun. Görücü kahvesi getirirler inşallah sana Medet. Anlamadım abi. Anlasan şaşardım zaten ben. Afiyet olsun. Nasıl olmuş abim, şeker iyi mi? Medet bu ne ya? Şekere kahve atmışsın, genzi mi yaktın, bu ne ya? Afet abi. Ben sen şekerli seviyorsun diye. Yamaç. Gelsene bir konuşalım seninle. Bu yarınki mevzu için ne olacak şimdi? Ne bitecek, nasıl yapacağız? Abi, hani Beşir olan kahvede de kahve şekerli olmuş diye bir mana uydurup kahveyi yaktıydın ya. Medet, ne yapayım? Kahve şekerli diye buraya mı yakayım? Yok. Genzin yanmasın. Kahve yansın. Ben hallederim.
Cumali Bey abi. Kahven soğumasın. İçine tükürmedin değil mi Medet? Estağfurullah abi. Olur mu olur? Sağ ol. Afiyet olsun. Ben 35 yıl taşıdım. Biraz da sen taşı. Ben olamadım. O olsun tesbihinin tanesi. Ben duramadım. O dursun yanımda. Kayhan sen misin lan? Benim ne olacak? Sakin. Şöpü. Şşt. Gir içeri. Gir. Niye sıktın lan? Niye sıktın lan? Niye? Adam mı oldun çıkınca? He? İki tane kadıncağızdan ne istedin? Kimse bulamaz, kimse alamaz. Sana mı zannettin lan? He? Kim kurtaracak lan seni? He? Gel. Al işte. Al yapıyor. Kim alacak? Seni benim elimden. Asmayın suratınızı bilibikler. Oğlum siz burada değil misiniz? Ha? Biz de buradayız işte. Gelebilir miyiz ki? Tabii ki gelebilirsiniz. Hem belki sizin gelmenize gerek kalmaz. Hı hı. Masum'la beraber biz geliriz. Kapınızı çalıp misafir oluruz size. Ya bana bakın. Anasından babasından zulüm gören hemen gelecek bize haber verecek. Tamam mı oğlum? Hı? Aferin. Yoksa biz öyle adama boşu boşuna yüzük falan vermeyiz.
Yüzük vermediniz ki. Bak, yüzük vermediniz ki. Ha? Bekle. Ya. Ama bu değil. İşte bu. Oğlum siz bizi ne zannettiniz ya? Ha? Ayrılırken bundan hepinize birer tane vereceğiz. Ama öyle hemen gidip takmak yok. Tamam mı? Evde gereksiz bir yüksek gerilim olmasın, bizim de kafamız ağrımasın. Biraz zaman geçsin, sonra takarsınız. Ha, şimdi babanız aferin der, abiniz nereden buldu der. Ha, bunu nereden buldu derlerse ne diyeceksiniz oğlum? Cipsten çıktı dersiniz ya. Aferin. Ama bana bakın, iyi dinleyin. Bir araya geldiğinizde bununla kim olduğunuzu bilirsiniz işte. Tamam mı oğlum? Üç tane aileleri varmış. Biri evlerindeki aileymiş. Yahu nerede o aile? Herkes darmadağın. Çocukların başında bile duran yok. Öbürü sokaktaki aileymiş, ortaklarıymış, kankalarıymış. Kankalar birbirini boğazlayacak halde. Hı-hı. Sonuncuyu saymıyorum bile. Koçovalılarmış. Koçovalılar mı kaldı Allah aşkına? Yani... Çocuğunu koruyamayan adam mahallesini nasıl koruyacakmış? Ha? Nasıl?
çekilin tamam. Bize bunu yapan hesabını kim verecek? Avni, ateş falan edildi mi dışarıdan? Yok Mahsun yok, söndürdüler. Çay ocağına yakın masalar direkt yanmış. Ortamda da yırtık varmış, onu bulmuş bizimkiler. Tamam bak, bakacağız anlayacağız anam babam. Tamam mı? O iş bende. Sen içeri geç, bir kafanı dinle, rahatla. Tamam. Hadi. Tamam hadi, geç. Sakin. Işık yok, güneş yok. Ama ne yapacağız? Dayanacağız. Bak baba ne dedi? Az daha sabredin dedi. Başka çaremiz yok ki oğlum. Bak ne diyeceğim, hem bilmediğimiz yerde değiliz ki. Evimiz de burası bizim. Bak. Kapa gözlerini şimdi. Kapa gözlerini. Tamam, kapama. O zaman hayal et bak şimdi. Buradan çıkıyoruz kapıdan. Sola dön. Biraz ileride salon var. Dede ile nine hep orada oturur. Bütün çocuklarımız orada öğrendi yürümeyi. Akın, Akşın, Karaca, Acar. Sen de orada yürüyeceksin. Dede açacak kollarını sana, tay 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 oğluma, tay tay diyecek. Çık salondan şimdi. Çıktın mı? Dön sola. Orada mutfak var. Annenin ömrü o mutfakta geçti. Ne yemekler yendi orada var ya. Of kahraman. Selim, Yamaç. Ne yemekler yani. Onlar senin amcalar. Aslında dayın da. Boş ver, çok karışık bunlar. Çok karışık, çok karışık ama bunlar daha ne ki? Değil mi anne? Adamsın ulan, adam, adam, adam. Olur mu abim? Görevimiz. Ulan vallahi ne yalan söyleyeyim. Hiç umudum yok da. Şaka lan şaka şaka. Umudum vardı, çok umudum vardı ya. Salak Vedat. Leş gibi is kokuyorsun. Ha, var senin para. Bir hamama git, yıkan. Üstüne başına bir şey al, tamam? Allah razı olsun abim. Ha, söyle canım ha. Hemen buraya gel. Hemen. Her şey hazır. Tam içeri gireceğiz. Bum, bir patlama. Kafayı bir çeviriyorum. Bu şerefsiz yok. Dur. Dur, bir telefonum çalıyor. Bir dur. Bekle burada. ...15 dakikaya çıkıyorum. Beni bekletme. Vuzuşmayalım Ersoy. Ne diyor senin adam? Nereden anladın? Ya aslan parçası yapma oğlum bana böyle. Senin mezun olduğun okulun betonun harcını ben kardım. Ne diyor? Gaz kaçağı. Yangın çıkmış. Yersen. Yedim yedim. Ben şununla bir konuşayım. Bak bebe. Sana söz veriyorum. En düzgün. En terbiyeli halinle gidip konuşacağım. Okşama falan yok.
Ben bunu öttürürüm. Tamam. Burası bende. Sen de git o ara Veysel'in bir ağzını ara. Veysel ne alaka lan? Sen Salih'e ne kadar güveniyorsan ben de Veysel'e o kadar güveniyorum. Nereden çıktı bu bir anda? Veysel de Veysel, Veysel de Veysel. Sultan! Sultan! Selim! Kimse yok mu ya? Kardeş, iki çay bize. Salih! Salih bir baksana! Yamaç, geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Konuşmak lazım. Tamam. Salih evde mi Aliço'm? Bartolu, Medet. Gelmedi, kimse gelmedi. İlk sen. Yamaç, Yamaç, konuşmak lazım. Bir iş çıktı, çabuk dönmem lazım. Haberin olsun. Tamam Aliço'm. Gelince konuşuruz, olur mu? Uzun zaman olmuş Deniz'i görmeyeli. Baban ayda yılda bir kez çıkartırdı bizi. Ailecek. Abilerin çikolatalı dondurma isterdi. Sen limonlu. Hepsi külahta. Sen illa kaşıkla kasesinden. O zamandan belliydi. Ayrık olacağım. Oğlum, çok fazla olur. Bitiremezsin. Bitiririm, bitiririm. Bitirirdin de. Ama sonra en az 2 hafta hasta yatardın. Az mı uykusuz kaldım senin için? Kalmaz olaydım. Sen diyorsun yani, kalmaz olaydım. Bıraksaydım da ateşlenseydim. Hiç öyle bir şey demedim. Demem de. Sena'ya gittik geçen gün. Anlattı bazı şeyleri. Cumali'yi sen getirmişsin. Biliyor muydun yaşadığını? O kadarcık şeyden hiçbir şey olmaz. Cumali Koçovalı ya. Onu biliyordum. Sonra aldım geldim işte. Salih!
Selamünaleyküm. Dayı bir baksana. Ben bu Veysel'i arıyorum. Uğradı mı hiç bugün? Yok, uğramadı bugün hiç. Peki bu nerede oturuyor biliyor musun evine? Ne dedi seni görünce? Abim. Görmedi ki. Niye? Niye mi? Daha ne kadar kaçacaksın? Eninde sonunda karşılaşacaksınız. Kızını da görmemişsin daha. Görmedim, doğru. Babaların, anaların ahını almaktan korkacaksın. Sen korkmadın, evet. Aldın mı? Evlatların da hakkı vardır. Bizlerin üzerinde. En son ne zaman gittin Akın'a? Oğluna gideceksin. En kısa zamanda. Önce kızına gideceksin. Hatta giderken beni de götüreceksin. Anne çukura taşınmışlar. Biliyorum. O yüzden istiyorum zaten. Çukur benim de mahallem. Baban harcını kardıysa ben de tuğlasını ördüm. En az onun kadar hakkım var Çukur'da. Tehlikeli olur. Olmazsa hatırım kalır. Mahalleme de götüreceksin, evime de. Evimi de göreceğim. Bartolo. Senin haberin var mıydı bu işten? Ha, vardı. Çok güzel. Masum. Al bunun veledini bahçeye götür, kafasına sık. Şşş. Yok. Dur orada yavaş. Medet kurtardı sizi. Medet. O yaktı mekanı. Benim adamım. Çatıdaydık hepimiz. İndirecektik sizi. Medet mekanı yaktı, sizi kurtardı. Tamam mı anam babam? Ama dikkat edin. Aranızda birisi var. Konuşuyor, ötüyor, tamam? Ne diyorsun lan sen hiç? Sen kimsin lan? Tamam, tamam. Her şey... Tamam. Bu kim lan? Tamam, sakin. Lan! Geber lan! Sık lan! Sık! Soy! Bırak! Sık! Manyaklaşma! İndir, tamam. Kim lan bu? Çeto bu kim? Lan kardeşlerim yüzünden mi ben niye yedim yani? Bunu mu söylüyorsun sen? Dışarı çık. Ne dediğini duymuyor musun Çeto? Ersoy. Dışarı çık. Kim lan bu? Sakin. Kim lan bu? Kim lan bu? Artur, tamam. Yani sen şimdi diyorsun ki, medet olmasaydı eğer, biz yanmıştık. Aynen öyle. Yarın bitmişsiniz. Yatın kalkın, şu Sebi'yle arasına dua edin. Yoksa yarın bitmişsiniz. Çeto çağırıyor.
Tamam, sakin, tamam. Hadi. Kim bu ya? Tamam, şş. Geç. Geç Ersoy. Çık sen de. Sakinledin mi biraz Atılga? Hı? Hayır, nefes almaya çıkmıştım. Tamam çık. Ersoy. Bizim bu altıncı emmi yarar mısın? Bize şöyle 4-5 kilo para ayarlasın. Gariplerimiz çok güzel bir kuyumcu bulmuşlar. Hı-hı. Kara kuzularımız orayı boşaltacak. Akşama her zamanki yerde devir teslim yapılacak, haberin olsun. Tamam, başka bir şey var mı? Var. Biraz daha sakin. Hı-hı. Benim sana sakin ihtiyacım var. Ersun, bu yediğin kurşun sana hiç iyi gelmedi. Hı-hı. İyi gelmedi yani. Sakin. Okey. Mahsun, benim çok acil bir işim var. Bana araba lazım. Tamam, götür şu çocuklar. Ha, oldu, oldu. Bir de Bartolu Saadettin'i transfer ettik diye basına haber verin istersen. Tamam, tata verme ya. Ver arabanı anasını ver. Hey, eyvallah. Kapına gittim. Yoktu. Yaşım 19. Hapisten yeni çıkmışım. Tövbe etmişim her şeye. Emmi yanımda. Paşa yeni gelmiş. Pazara çıkıyoruz. Tezgahımız var. Durumumuz iyi. Bir sabah bir düzüne kopuk. Geldiler, dizildiler karşımıza. Yerimizi istiyorlar. Vermedik tabii. Verir miyiz? Ben ilk o zaman bozdum tövbemi. Ekmeğimiz için. Fakat arkası geldi. Gün aşırı kapımda birileri yardım istiyor. Ya Allah biliyor ya, ben de hiçbirisini geri çevirmiyorum. Nasıl çevireyim? Elimden ne gelirse.
Fakat haklısın sen. Bu iş bizi öyle bir yola sokmuş ki. Aleme kol kanat geriyorum derken kendi oğullarım, torunlarım benim yüzümden gözümün önünde birer birer tükenişini görmez olmuşum. Doğru bildiğimden şaşmayacağım derken elimdekini de kaybetmişim. İnsan bunu bir kere anlayınca tabii diyor ki tamam madem öyle karışmayın. Hiçbir şey yapmayın. Ben yerimden oynamazsam, elimi bile kıpırdatmazsam o zaman kimseye zararım dokunmaz. Öyle mi? Hatta oğullarıma da söylemişim. Karışmayın demişim. Karışmayın. İnsan fıtratında ne varsa onu yaşar. Engelleyemezsiniz. Fakat öyle olmamış işte. Fıtratında şerefsizlik olan bir herif çıkıyor. Ne yapıyorsun mecbur? Gidip canına okuyorsun. Ben de öyle yaptım. Fakat bir şey söyleyeyim Melihan, ben aylardır uyumuyordum ya. İlk defa dün gece. Acayip o kadar huzurlu uyudum ki. Yine haklı çıktın yani. Demek ki benim fıtratımda İdris Koçovalı olmak varmış. Öyle kenarda durup olanı biteni izleyemem ben. Bana göre değil. O ben değilim yani. Bana bütün bunları bana bu hatırlattı Melia. Bir daha da unutmazsın artık. Bu ne? Bir şey var, hayırdır? Bir sıkıntı mı var? O gidince bunun gelmesi gerekiyordu. Nasıl ya? Ama merak etme, ben iyiyim. İnsan bir kere öldü mü? İster Kaf Dağı'nın tepesinde, ister çukurun dibinde yaşasın. Şikayet etmek gelmiyor aklına. Gerçekten. Hiç şikayet etmedim. Ama bir soru. Yıllardır aklımda. Bana mı soruyorsun? Başka kimi olacak İdris Koçovalı? Hadi beni vurdun. Sonra niye yaşattın? Ha? 4 ameliyat. 30 yıl boyunca gittim geldim. Bir kuruş para almadılar. 1000 kere sordum. Tehdit ettim. Kim veriyor bunun parasını? Kim baktırıyor bana diye. Bir türlü cevap vermediler. Ben gerçekten bilmiyordum bunu Melih Hanım. Yani ben seni öldü sanıyordum ya. Bilmiyordum. Bugün aniden karşıma çıkıncaya kadar ben öldü sanıyordum seni. Sen değilsen kim?
Veysel! Veysel! Soymuş. Sen kimsin? Sen iyi misin? Biraz durup dinlenseydik öyle çıkardık. Rahat yürüyebiliyor musun? Yok yok, iyiyim ben. Yıllarca yalnız gittim geldim. Ayağının üstüne sağlam basmayı böyle böyle öğreniyor insan. Belli belli. Çok şey öğrenmişim belli. Ya sen eskiden de böyle dik başlı, inatçı bir kadındın ama şimdi maşallah fersah fersah geçtin. Yani yanında ağzımızı açmaya korkuyoruz artık. Yine de durmaya devam ediyorsun ama yanımda. Biliyoruz durmasını da. Ne zaman kapıyı gösterirsin, ne zaman kovarsın bilmiyoruz. Sahi Meli Hanım, biz senin kapına ne zaman gelebileceğiz artık? Yani oturup bir bardak çay içebilecek miyiz? Karşılıklı. Hele bir sen gel de. Bakarız. İn sen o arabadan, in. İn bakalım tipin. Özür dilerim. Onu alabilir miyim lütfen? Aliço? Sen öyle bir insan değilsin, bir şey yapmazsın. İndir bakayım onu. Ya, ah. Teşekkürler lütfen. Ha, şimdi anlaşıldı. Of! Sana nasıl güveneyim ha? Arkandan iş çeviren adamdan haberim bile yok. Her şeyi berbat etti.
Şu an ben o uçakta olabilirdim. Söylesene, nasıl güveneyim ben sana? Çok basit Ersu. Başka şansın yok çünkü. Hadi söyle. Ah! Akşam yeni bir altın alışverişi var. Teslimat her zamanki yerde. Ne oldu Ali? Şöyle bir şey olmuş. Alço, bu ne ya? Cep şunu Allah aşkına. Ne bu, kimin? Yeğeninin. Senin yeğenin. Amcanın torunu. Saadet'in bebeği. Ne diyorsun sen Alço? Saadet ablam yaşıyor mu? Bebeği... Saadet ablam... Annem mi? Esaret de baba. Bebek iyi, bebek iyi. Allah analı babalı büyütsün lütfen. Tamam, tamam, tamam. Tamam, özür dilerim lütfen, tamam. Oh be! Oh be! Oh, güzel haber, oh. Bana yardım eder misin hani şu an? Derdimiz Ersoy değil Ölçü. Sadece korkutacağız Ali'cim. Güven bana. Kız mı oğlan mı? Oğlan. Abi bir dakika. Senin abinin bak. Abi bir dur. Bir dur, izah edeyim. Sakin ol ya. Lan neyi izah edeceğim Veysel? Neyi açıklayacaksın lan? Lan biz hayırlı geçen bir günümüz yok lan. Veysel. Sen misin lan? Sen sattın mı lan beni? Bu yüzük parmağını göster lan. Parmaklarını göster lan. Al abi. Al bak.
kuzulardan değilim ben. Allah belamı versin değilim. Bir sürü var onlardan bende. Savaş ganimeti. Bir müsaade et. Bir müsaade et. Çocuklara toplattım. Daha okutamadım. Tamam mıyız abi? Oldu mu? Allah senin belanı versin lan. Lan bu ne lan? Evde mi tutuyormuş? Neden anlatmadın bana vesaire? Ben ne yaptım sana? Neden mi? Saadet. Oğlum. Yapma Salih. Bana da söylesen. Benim de haberim olsa. Yamaç. Sena. Öldü biliyorsun. Sonra bir çıkarıyorlar karşına. Kucağında el kadar bebe. Ufacık lan. Al bak. Ne yapardım? Elini kolunu bağlamışlar. Kimseye söylemeyeceksin demişler. Sen ne yapardın? Ha. Ölsem sizi satmazdım. Satmadım Nazan. İstediklerini yaptın ama Bartolu. Deme öyle Yamaç. Deme öyle. Ne diyeyim? Ben sana ne diyeyim Salih? Bana de ki şunu de onu söyleyeyim sana. Herifler büyük oynadılar. Boylarından büyük bir işe girdiler. Ben bu Ersoy'dan zaten bütün bilgiyi alıyorum. Vuruyoruz, indiremiyoruz. Vuruyoruz, saldırıyoruz, kırıyoruz ama yok. Çok kalabalıklar, bitmiyorlar. 3 gün sonra teslimatları var Bulgarlarla. 1. teslimat zaten patladı. Avans aldılar 5 milyon. 2.'si de patlarsa o malın oraya gitmemesi lazım. Onlar her şeyi halledecekler. Biz hiçbir şeye dokunmayacağız. Ben diyorum ya. Diyorum haftalardır o mal oraya gitmesin diye. Ama Vartolu Saadettin sahneye çıkıyor ve malın en iyisini yapıyor. Ne yapardın? Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Gözümün içine bak öyle konuş. Ha? Ya kardeşler benim karımı çocuğumu kaçırdılar. Gelin de şu işi bir çözelim mi derdin ha? Dan 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 çat çat çat. Ben bir hata yapsam kendi kafama sıkarım. Ya sen hata yapsan? Ya Cumali abi uçan sineğe çıkıyor. Cumali abi bir hata yapsa? Olsun ya. Ha? Kim vurdu ya gitti? Canınız sağ olsun. En azından denedik mi dersin? Kavga yok, kavga yok, kavga yok, kavga yok, kavga yok, kavga ya, yok. Tamam, dur bir dakika Aliço. Allah'ını seviyorsan dur ya. Tamam. Ya sen kolay mı zannediyorsun? Ha? Ha? Kolay mı zannediyorsun? Sana yalan söylemek, arkandan iş çevirmek, canını acıtmak. Kolay mı zannediyorsun? Ya sen bana güvenmişsin. Gel beraber olalım demişsin. Dur. Al bunu. Ne zaman olur? Olur mu bilmiyorum. Ama sana ayırmıştım ben bunu. Al. Oğlum oldu. Babanın torunu oldu, babamın oğlu. Tohum meselesi önemli bir meseledir Yamaç. Tohum meselesi güzel bir meseledir. Niye dersen, orman yanar. Toprak simsiyah olur. Dersin ki lan bu topraktan bir şey olmaz. Buradan bir şey çıkmaz, üremez. Ama bir yağmur yağar arkasından. Bütün külü yıkar oğlum. Bütün külü. O yanmış yıkılmış koca çınarın altında böyle minnacık bir tohum, filiz verir. O umuttur işte. Umut olmadan yaşanmaz. Umut olmadan yaşanmaz. Umut olmadan yaşanmaz. 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 Yani ben oğlumu alamayacaksam
babamın kucağına koyamayacaksam bana da kimse Salih Malih demesin zaten. Of Salih of. Bir kere beni arada bırakma ya. Bir kere ya. Ne yapayım? Senin de lanetin bu demek. Ne diyeceksin Cumali Bey abi? Hiçbir şey. Böyle bilecek. Devam etsin böyle. Zaten gözü üstünde. Başından beri işkilleniyor bir şeylerden. Saadet ablamı alacağız. Yeğenimi alacağız. Ben de amca oldum lan. Tamam mı? Öncelikle işimiz bu. Sonrasına bakacağız. Tabii bir sıkıntı çıkmazsa. Zaten sıkıntı çıkmazsa sıkıntı var demektir. Şükürün çocuğu. Ya arkadaş, insanla biraz onur, gurur olur ya. Ölü soymak ne? Ölü soyuculuğu ne? Senin ölünün üzerinden alacağın parayı ne yapacaksın sen? Ne ihtiyacın var? Abi, sen benim yaşadığım hayatı yaşamadın. Benim yaşadığım hayatı yaşasaydın değil cüzdan, o adamın ağzındaki altın dişi bile söküp alırdın. Veysel. Akbaba mısın lan sen? Hı? Sen leş yiyen misin lan? Ha? Ayrıca sen ne yaşadın ya? Ne yaşamış olabilirsin ha? Bir şey sorabilir miyim Cumali abi? Sen bana ne dedin? Her baskında para ganimet senin. Ben leşime bakarım dedin mi demedin mi? Lan dedim de ben bundan mı bahsediyordum? Ondan bahsetmiyorum. 3 lira avucumuzu yalıyoruz ya. Hastanede masraf oluyor. Yaralımız, edinimiz. Sesimizi çıkarmıyoruz ama biz öyle konuşmadık abi. Tamam lan tamam. Başlayacağım paranızdan da pulunuzdan da. Bir dahakine gari gari alırsın. Abi ben hep buradayım. Sen bize git de biz oraya uçalım, beni biliyorsun. Şimdi kendime bir hikaye anlatacağım ben. Sadece buna yanacağım. Baksam hiçbir şey görüyorum ki yer değişmiş. Hoş geldin adam. Gel. Dünyanın bütün sorunlarını sırtına almışsın yine. Yalnız ceketler ve sorunlar vestiyere. Ne güzel olurdu vallahi. Geri almam yalnız. Alma. Dışarıda yenilerini bulursun zaten. Ne oldu? Boş ver. Bakışın nerede? Uyuyor. İlaçların etkisi herhalde. Nasıl, iyi mi? İyi. İyi, iyi olsun. Sen aç mısın? Yemek var. Barbunya. Yok, sağ ol. İyiyim. Ha. Barbunya'ya bile hayır dendiğine göre mesele ciddi herhalde. Anlatmak ister misin? Vallahi ne anlatayım sana? Vallahi gündem yoğun. Çukur, annen, baban, Aliço, Salih, Cumali. Selim. Karşılaştınız mı? Yok. Cumali abime anneme götürmeye ikna etmiş. Artık kimin aklına geldiyse. Vallahi hayret yani, tabii enteresan böyle şeyler. Ya ya, enteresan. Buna mı canın sıkıldı? Buna daha sıkılacak vaktim olmadı. Şu önkileri atlatayım, ona da sıra gelir, merak etme. Kim o zaman? Salih. Bu sefer ne yaptı?
Aslında hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey söylemedi. Kendi başıma halletmem gereken bir meselem var dedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Nasıl yani? Mesela ben amca oldum. Birini koruyamadım. Acarımı. Yeniden amca oldum. Ve ben bunu çöpten çıkan bir bebek bezinden öğrendim. Ne? Dur ya. Daha dur. Ben bu... Bu çukura çökmeye çalışan evler yok mu? Orada bir kavgam var ya benim. Onu halletmeye çalışıyorum ya. Ben tam aldım, hallediyorum. Tam avucumun içine girdi diyorum. Herifler bir anda kayboluyor. Kaçırıyorum elimden. Bil bakalım bunun arkasında kim var? Salih. Salih. Ve nefes alır gibi yalan söyleyerek. Benim yanımda durarak. Sen de hemen sıkıldın ya. Daha yeni başlıyoruz. Cumali abim diyor ki en başından beri bu Vartolu hain diyor. Ben aptal. Ben ne diyorum? Peki? Olur mu diyorum ya? O bizim kardeşimiz diyorum ya. Ne demek kardeş? Halbuki bu Salih çukuru bizim başımıza yıkarken de benim kardeşimdi. O biliyordu, ben bilmiyordum. Kahraman abimin kardeşimdi. İnsan nereye kadar affedebilir sana? Nereye kadar? Ya söyle bana, ben bilmiyorum. Bana söyle ya. Aklım almıyor ya. Kendime onu yerine koyuyorum. Allah kahretsin koyuyorum. Diyorum ki mesela benim... Seni düşünüyorum. Bir çocuğumuz olsaydı diyorum. Mesela... Yapar mıydım? Kardeşimin gözünün içine baka baka yalan söyler miydim diyorum. Salih'in yaptıklarının aynısını yapar mıydım? Yapardım. Yapardım. Anlıyor musun çıkmazı? Yapardım ama... Sonuçlarına da, bedellerine de katlanırdım. Ya ben yapamam. Beni biliyorsun, ben Cumali abimin gözünün içine baka baka yalan söyleyemem. Korumayacağım Salih'ini de. Koruma, koruma, haklısın. Koruma. Ama Saadet iyi değil mi yaşıyor? Bu hikayenin tek güzel yanı o zaten. Bu mucize gibi bir şey amaç. Kargaşanın ortasında. Herkes bir yana savrulurken. Bir bebek. Umut. Umut olmadan yaşanmaz. Ne güzel söyledin işte. Umut olmadan yaşanmaz. O umudu koruyacaksın sen de. Salih değil. Nereye? Gitme. O barbunya yenecek, tamam mı? Hadi gidelim, yüzünü yıka, ben masaya hazırlıyorum. Güzel adam. Hadi.
Hadi gel. Yanına oturacağım. Arkada oturacaksın. Ya da gitmiyoruz. Şu sakalını da kes. Camlar içeriği göstermez. Ama sen de camını açmayacaksın. Yolda durmayacağız. Yavaş geçeriz ama durmak yok. Eve yakın bir yerlere götüreceğim seni. Ama sözümden çıkmayacaksın. Eğer bunlarda anlaştıysak şayet. Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inan bana. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Eğer seninki hayatsa, inan bizimki ömür değil. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil. Her yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme, bu da sorun değil. Çukurdayız baba, eğilmeyin. Rüzgar döndürüyor bu değirmeni, kurudu gözlerimdeki nehirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim kendime, mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin, anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandı, inan a**na. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Hep üstüm toz, avucumda köz. Yeminim var ve namussuz. Elimde kan, gözümde yaş. Ben yoruldum, gelip de çöz. Hep üstüm toz, avucumda köz. Yeminim var ve namussuz. Elimde kan, gözümde yaş. Sarmış yıktım, gelip de çöz. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inan bana. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Bebe! Hayrol oğlum, iyi misin sen? Nerede bu? Yukarıda mı? Hı, yukarıda uyuyor. Uyusun, uyusun. Uyusun. Ben bu Veysel konuştum. Seninle bir konuşalım. Olur. Ben de bir hava alayım. Geldim, hadi yürüyelim. Hadi bakayım. Cumali Bey abi. Hı. Kiriniz var mı? Tövbe estağfurullah. Ellerine sağlık Mehmet. Sağ ol. Ellerinize sağlık. Allah Allah.
Herkesin kirlisi olur. Muhtaca ekmek veren var mı bunlarda? Yok anne. Senin bildiğin gibi değil artık mahalle. Gücü gücüne yetene işte. Baban biliyor mu bunu? Beni getirdin ama unuttum sanma. Geri dön. Git kızını gör. Gittin mi Veysel'e? Dedim Allah'ım inşallah bu çıkar. Bunun böyle gırtlağını sıkayım, geberteyim. Herif sırttan çıktı anasını satayım. Yani sen diyordun ya hani, abi buna güven olmaz, eyvallah ben sana inanıyorum. Ama öten bu değil oğlum. Oğlum iyi misin sen? Bir şey konuşuyorum lan, konuşsana. Ha abi pardon ya. Bende de bir şey yok. Yani konuştum işte benimkiyle. Harbi gaz kaçağı. Yani gazdan yangın çıkmış. Başka bir şey değil. Şans. Şansımızın. Ya bebe tamam hadi anladık. Bu seferki gaz kaçağı, yangın her ne... Oğlum bundan öncekiler ne o zaman? Abi gel hadi kafa kafaya verelim. Beraber düşünelim. Hı. Bütün gece yanındaydın. Hı. Keza sabah da öyle. Hadi bir şekilde haber verdi. Girdiğimizi söyledi. Hı. Biz çukura girdik bayağı. Yani bayağı girdik çukurun dibine. Adamların burunlarının dibine kadar girdik. Saldırmazlar mıydı? Saldırırlardı. Saldırmadılar. Desene yine el elle s***. Tövbe estağfurullah. Abi kirlin var mı? Oğlum şimdi para mevzusuyla bizim işimiz, gücümüz, alakamız olmaz bu işlerde. Bu şerefsiz sırttan ölü soyguncusu ya, ölünün üstündekileri almış ya. Geçen sefer de böyle bir arıza çıkarmıştı değil mi? Ya yok ona arıza denmez zaten, bu arıza falan yapamaz onun dalar. Bir dahakine çağırmayız, gelmez olur biter. Ama şimdi sen mevzu önemli diyorsun oğlum. Önemli. Teslimatın yerini ve zamanını söyleyecek. Benimki. O malı Bulgarlara vermeden yok edersek tamam bu iş. Yaslan arkana izle. Biz hiçbir şeye dokunmayacağız. Bulgarlar bunların hepsinin anasını ağlatacak. O zaman çaresiz Veysel'e bir kere daha işimiz düşecek bizim. Ama Yamaç bunun arpasını sütünü vermek lazım oğlum. Aa ben sana söylemeyi unuttum abi ya. Bunların yine bir altın alışveriş hikayesi var. Ben çok kale almamıştım. Söylemişti bu benim içerideki de. İşte kafam takılıydı bizim bu gaz kaçağı, kahve olayına falan. Tam Veysel'i gönderelim işte. O koparabildiğini koparsın. Madem sırttan... Arpasını, sütünü alsın. İyi oldu, öyle yaparız senin dediğin gibi. Yapma bana bunu. Bunu yapma.
Eyvah, eyvah, eyvah. Kaynanan seni seviyormuş yani. Bak biz gelmeyeceğiz. Gidersin oraya. Ne toplarsan sana kâr, tamam mı? Allah diyorum Cumali abi. Bana bunlarla gelişti. Yanlış anlamıyorsun değil mi? Biz de çocuk okutuyoruz sonuçta. Çocuk mu? Hani senin çocuğun yoktu lan? Lafın gelişi be Cumali abi. Tövbe tövbe. Neyse dinle. Saat zaman belli olsun, ben sana haber vereceğim. Bana bak, dikkatli ol. Bir de yüklü git, tamam mı lan? Ordu yığacağım kapılarını, ordu. Saygılar abi. Akşama yağma var. Herkesi topla, hazırlansınlar. Tamam abi. Demek Cumali abimiz bizden kurtulmaya karar verdi. Ah be. Veysel'e yapamamalıydı bu. Ben çıkıyorum. Gelirken ararım. Ya gitme şu herife ya. Nasıl gitmeyeyim Karaca? O mu bize gelsin Akşınlar'a gittiği gibi? Hem ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Ya alt tarafı adamın tırnağını törpülüyorum. Dikkat et kendine. Bir dakika, geliyorum. Evde mi? Evde. Dışarı çıkmayın yalnız, evde konuşun. Ne olur ne olmaz. Selamun aleyküm. Abi. Haydi bismillah. Hayırdır Vedat, ne oldu? Abi, mesaj geldi gibi ses duydum da, hani sen rahatsız olmayasın diye tam böyle uzandım, ağlıyordum, uyandım. Sağ ol Vedat'cığım, ben kendime bakarım canım. Abim. Bu ne? Telefon abim. Telefon. Yok ya. Benim telefonum değil bu. Allah Allah. Emin misin abi?
Medet, bana yalan söyleme. Ne yaptım ona? Abi valla istemeden oldu. Makineden çıkardığımda bastığım tuşlarla böyle çalışmıyordu. Ne makinesi? Çamaşır. Of. Medet, of ya. Aha bak. Resimler yok. Doğrudur abim. Medet. Oğlumun bir tanecik fotoğrafı vardı bunda. Öleyim abi ben. Dur, ölme ölme. Bir bakayım. Ondan sonra ölürsün. Dua et, dua et. Dua et ki işini sağlam alan bir abim var senin. Evet, oğlumun bir tanecik fotoğrafı var ama bir tanecik de medet var. Bu ne demek oluyor? Her an her şey olabilir demek oluyor. O yüzden işini sağlam alacaksın yani. Hepsini yedeklemiştim ben bunların. Ha. Aha. Oh. Geldi mi abi? Geldi, geldi. Ha. Çok şükür. Telefon numaraları da geldi mi? Onları da yedeklemiştim. Onlar da geldi. Oh. Şimdi istersen al bunu aşağıya at, suya dök, tankla üzerinden geç. Ne yaparsan yap. Numaralar, resimler, hiçbirisi kaybolmaz. Hatta gel bakayım sen benim yanıma. Ne oldu? Eksik bir şey mi var? Gir bakayım. Aferin Medet. Hadi kalk dinlen hemen yap. Gözünü seveyim ya. Ay, ne unuttun acaba gene? Neyse ben kalkayım. Meşgul ettim sizi. Çay için de çok teşekkür ederim. Ne demek? Evet. Allah Allah. O ne ki? Bir şey yok. Kırıldı ama yere düştü. Ya bir şey yok dedim ya Şeto. Tamam. Sana bir şey olmasın, bana yeter. İyiyim ben ya. Sen hayırdır, üstünü değiştirmişsin. Ceket biraz kastı. Şey... Ne oluyor? Et, geçsene Ayşe, otur. Ha. Bana müsaade. İşlem kısa sürecek aslında, oturabilirsin. Yok anam babam ya, ben de bir üstümü değiştireyim. Ceket kastı. Buyur buyur, otur. Böldüm galiba, kusura bakma. Yok. İyi, başlayalım o zaman. Neden geldin? Seni görmeye geldim. Şimdiye kadar neredeydin? Gelemedim. Gelmedin. Telefonlarımı açmadın. Kaç kere mesaj attım sana. Görmedin mi? Gördün. Birine bile cevap vermedin. Ben seni öldü sandım biliyor musun?
iki ay. Her gece dua ettim Allah'ım babam ölmemiş olsun diye. Gelmesin tamam. Ama ölmemiş olsun. Sonra bir gün kapıya bir avukat geldi. Boşanma davası için. Karıca ben... Seni ya da... Ben o gece... şükrettim. Babam yaşıyor diye. Hayır Ayşe. Çok sağlık mısın bugün? Yok öyle. Aklım evde kaldı da. Ne oldu ki eve? Yok bir şey. Karıca yalnız. Evde de yemek falan yok. Boyun kadar kız ne olacak ki? Annelik böyle bir şeydir Çeto Bey. Siz bilmezsiniz tabii. Gecenin bir vakti izbandut gibi adamlar evinize girip çoluğunuzu çocuğunuzu zorla götürürlerse nasıl bir istir? Siz bilemezsiniz. Öyle mi? Evet öyle. Pardon, bilerek olmadı. Bilerek ya da bilmeyerek. Benim canımı en fazla bu kadar acıtabilirsin. Doğru. Ben acıtmayı bilmem. Onu en iyi siz bilirsiniz. Bir gecede anaların yüreklerini söktünüz. Bir de toplamışsınız buraya çoluk çocuk. Bundan daha büyük bir acımasızlık olabilir mi? Acımasızlık? Yanlışın var Ayşe. Yanlışın var. Eğer bahsettiğin şey Çukur'un çocuklarıysa... onların hepsini ben tek tek ailelerine teslim ettim. Hem de sağ salim. Yok eğer ima ettiğin şey benim kendi kardeşlerimse... ben onların bir tekini bile ailesinden koparmadım ki. Biz onlara sadece kapılarımızı açtık. Aa pardon. Doğru. Siz kapılarınızı açtınız. Bellerine silah verdiniz. Bu masum, kimsesiz çocukları katil yaptınız. Bu mu kardeşlik? Ayşe... Koçovalı Ayşe. Yılmaz. Uydurma. İsim olarak uydurmaya. Uydurma isim anlamında. Yani böyle çocukları yurtlara teslim ederken böyle uydurma isim koyarlar ya nüfus dairesinde. Uydurma. Öyle uydurma yani. Sana da Yılmaz demişler. Sen de maşallah hemen koşa koşa Koçovalı olmuşsun. Bir ailen olsun diye. Bir ismin olsun diye. Sana bir şey soracağım. Kocanla evlendiği zaman belinde silah var mıydı Ayşe? Hı? Vardı. Niye evlendin o zaman? Babasının belinde silah var mıydı? Vardı. Kardeşinin ağabeyinin belinde silah var mıydı? Vardı. Niye ailem dedin o zaman? Niye biliyor musun? Kimsesizdin. Sırtında arkanda birileri olsun istedin. Tuttun onları ailem dedin. Mesele bu mu ya? Hı? Bu mu? Şimdi senin ailen. Bunu tutunca kahraman. Bizi alınca da katil. Öyle mi? Hayır Çeto Bey. Mesele bu değil. Mesele bu namlunun kimi gösterdiği. Suçsuz, masum insanları gösteriyorsa bu namlu, bunun için yakıp yıkılıyorsa evet, siz katilsiniz. Bilemedin mi Ayşe? Gene bilemedin. Asıl mesele ne biliyor musun sen? Asıl mesele bu silahı kimin tuttuğu. Bu kabzanın kimin elinde olduğu. 13 yaşında bir çocuk. Kimi kimsesi yok ya Allah'ın bir kulu yok.
Sokakta gece, aç bile aç perişan. Soğuktan it gibi titremek nedir bilir misin sen? Böyle it gibi titriyor çocuk. Bir gece, tek bir gece bir yere sığınabilmek için kaç kapı çalması gerekir biliyor musun? Sen düşündün mü? Söylesene, düşündün mü? Hadi diyelim bir kapı açıldı, içeriye aldı. İçeri alıp ne yapar biliyor musun? Diyelim ki açılan kapı bir atölye. İçerisi leş gibi kokuyor, leş gibi hayvan derisi, hayvan. Sana aş vereceğini, iş vereceğini düşündüğün adam kapıyı arkandan kapadı. Özür dilerim. Özür dileme. Özür dileme. Özür dilemekle hiçbir şey hallolmuyor. Biliyor artık baba. Kızım. Kızım, evet. Kızım. Kızım bile büyüdü artık baba. Ben bile yaptıklarımı sorumluluğunu almam gerektiğini biliyorum artık. Sen ne zaman büyüyeceksin? Dedemin kapısında yatıp seni affetmesini mi bekleyeceksin? Affetmez. Zaten affetse ne olur, ben affetsem ne olur, ne değişir? Karıcığım tamam yeter. Affedilmeyi bekleme artık. İyi ol, kötü ol, ne olursan ol. Ama olduğun şey için özür dileme artık. Bırak, gerekirse kötü ol, öyle bilsinler. Ama artık bir şeyin arkasında dur baba, bir şey yap. Bırak, affetmesinler. Peki o zaman ben de senin arkanda dururum. Babamın doğru bildiğine inanırım. Yeter ki onu yalvarmak için, affedilmek için yere çökmüş görmeyeyim. Yeter ki onu başı dik göreyim. Çeto ya böyle birdenbire. Bir şey oldu yok Ersoy. Sen de iyice ürkek tavşana döndün ha. Ne görsen böyle kalıyorsun. Ama sen de Çeto ya. Olur tabii öyle. Bak adamı ömründe ilk defa vuruyorlar. Az biraz temkinli olsun ya. Evde bile mi ya? Ya yılanın başını nereden uzatacağı belli olmaz. Ha? Ne anlatıyorsunuz siz ya? Çıkıyorum ben. Nereye? Teslimata çocuklar bekliyor işte. Bak ya. Bak ya, biz ne diyoruz, beyimiz ne diyor ya kovboy? Oğlum, olur mu öyle? Biz bir kere bir hata yaptık, bir daha yapmayalım. Ne hatası? Ersoy'cum, şimdi en son gönderdiğimiz zaman ambulansa geri aldık ya. Hı-hı. Onu söylüyor Masum. Haklı yani. Ersoy Beyciğim, sizi önden alalım. Okey. Biliyorum, olmaz. Yamaç. Kardeş. Ben gideyim. Söz. Bir daha da gözünüze gözükmem, tamam? Ya bırak! Allah aşkına ya. O ne ya? Eski sevgili gibi. Bir de hayatından da çekeyim de tam olsun.
Gülme, gülme. Gülme, çok kızgınım sana. Böyle gırtlağımı sıkasım geliyor da. İlimi, kolumu bağlıyorsun. Haklısın. Çekip vursan yeri. Yeri, yeri. Tamam. Ne istiyorsun söyle, gideyim yapayım. Yok öyle bir şey. Madem beni de batırdın, yalnız da bırakmayacaksın. Tamam. Bırakmayacağım babamın oğlu. Söyle. Tamam. Tamam o zaman, madem öyle. Ben de seni yalnız bırakmayacağım. Söz. Ama bir şartım var. Ne şartı be oğlum? Söyle, yapayım diyorum işte. Ne istiyorsan değil mi? Ne istersen. Niye geldiniz ki? Çocuklar hallediyorlar işte. Ben bile yanlarında durmuyorum. Hem ne olabilir ki? Emin olmakta fayda var. Öyle tabii ya. Bir şey falan olur. Bir aksilik çıkar maazallah. Dikkat etmek lazım yani. Alıcılar bunlar mı abi? Yani herhalde onlar. Baksana takım bakım. Eyvallah abi. Hadi. İşte yine saldırdı. Şşşt. Hayrola Ersun. Ne yapacağız? Böyle bekleyecek miyiz yani? Yine altınları almalarına izin mi vereceğiz? Neyi neyi? Altınları. Altınlar. Tamam. Bir benim, bir Çeto'nun, bir de senin bildiğin altınlar değil mi Ersun? Doğru dedin de galiba bu bizim dışımızda koç ovalıların itleri de biliyor. Ne garip işler bunlar ya Masum'um. Değil mi Ersoy? Kimler neleri nereden duymuş da kalkmış buralara kadar gelmiş. Yani. Kapat lan.
Ne olursan ol ama olduğun şey için özür dileme artık. Gerekirse kötü ol. Bırak öyle bilsinler. Ama artık bir şeyin arkasında dur, bir şey yap baba. Bırak affetmesinler. Bunun yatağımın altında işi ne? Konuşsana çocuk. Babam görünce kızıyor. Çocuk musun sen diyor. Doğru demiş. Çocuk musun sen? Al lan al. Cumali. Ne yapıyorsun lan? Süt aldıydım, onu veriyordum baba.